Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev yapımı nefis bir çiğ köfte tarifiyle geldim. Dışarıda yediğiniz çiğ köftelerin tadına en yakın ama içinde ne olduğuna emin olduğunuz, nelerin olduğunu bildiğimiz harika bir tarif olacak. Hemen tarifi geçelim. 250 ml'lik bardakla 2,5 bardak şöyle bulgur var. Esmer bulgur da kullanabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum esmer bulgurla yapmanızı. Birer yemek kaşığı domates ve biber salçası kullanıyorum. Dolu dolu kullanabilirsiniz kaşıklarınızı. 3 yemek kaşığı isot kullanıyorum. Isot bu tarifin olmazsa olmazı arkadaşlar. Isotsuz yapayım mı diye düşünmeyin. Asla o çiğ köfte tadını alamıyorsunuz. Şöyle soğanım ve sarımsağım var. Soğanımı rendeledim. Suyunu güzelce sıktım ve sadece posasını kullanıyoruz. Sarımsağı da rendeledim. 2 büyük diş sarımsak kullanmanız yeterli. Ve zeytinyağı kullanıyorum. Toplamda 1 çay bardağı kadar kullanacağım. Birazını şimdi, birazını ise yoğururken makineye ilave edeceğim. Karabiberimi, tuzumu, dilerseniz bir miktar kimyon kullanabilirsiniz. Bulgura kimyon çok güzel yakışıyor çünkü. Toz biberi, acı biberi ve limon suyunu ekliyorum. Bir tane limonu sıktım, onun suyunu ekledim. Bu şekilde güzel bir karışım elde ettim. Bu karışıma şöyle 2 yemek kaşığı kadar da güzel nar ekşisi ilave ediyorum. Hem limon hem de nar ekşisi kullanıyorum ben bu tarifte. İkisinin de verdiği aroma çünkü çok güzel oluyor. Dilerseniz sadece birini artırarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde hafif bir kimyon ilave ettim. Tüm malzeme listesini ben bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bulgurumu karıştırma kabının içine alıyorum. Ben bugün mutfak şefinde yapacağım çiğ köfteyi. 1 su bardağı yine aynı bardakla sıcak su ekliyorum üzerine. Ve bunu şöyle 15-20 dakika kadar dinlendirmenizi tavsiye ediyorum size. Ben dinlendirmedim. Ama dinlendirirseniz daha hızlı sonuç, daha güzel sonuç alırsınız. Malzemelerimi ekliyorum bulgurun üzerine. Ve robotun içine alıp bu şekilde çalıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar bu mutfak şefi ile ilgili çok fazla soru alıyorum. Ben gerek Instagram'dan gerekse bu YouTube'dan olsun. Birçok arkadaşım memnun musunuz, ne tavsiye edersiniz gibi sorular yöneltiyorlar. Tabii ki her bütçeye uygun piyasada mutfak şefi var. Tabii ki de araştırmanızı tavsiye ederim ama eğer bütçeniz yeterli geliyorsa kesinlikle hiç düşünmeden bu kullandığım markadan almanızı tavsiye ederim. Hem gücü çok yüksek hem de çok uzun ömürlü, yani evladiyelik dedikleri markalardan bir tanesi. Her türlü hamuru, her türlü işte kremayı çok rahatlıkla kısa sürede karıştırıyor ve dediğim gibi güçlü bir motoru var. Ben içli köfte hamurunu da bu makinede yoğuruyorum. Şöyle şu sağ üstte çıkan linke tıklayarak içli köfte tarifime ulaşabilirsiniz. Evet, makinede toplamda 40 dakika kadar şöyle düşük ayarda, bazen artırdım bazen düşürdüm, yoğurdum ve çiğ köftem hazır hale geldi. Yoğururken ara sıra şöyle bir bardak su aldım yanıma. Yine bulguru ölçtüğüm bardakla. Bu şekilde bir bardak daha su içine aldı ve zeytinyağının kalanını da yine bu şekilde yoğururken ilave ettim. 40 dakikanın sonunda bakın çiğ köftem hazır hale geldi. Kıvam gerçekten çok güzel oldu. Makineden almadan önce kıvamını kontrol ederek alabilirsiniz. Dilerseniz makineniz eğer çok ısınırsa bir 5 dakika mola verdirip tekrardan çalıştırabilirsiniz. Şimdi çiğ köftemi şekil verme zamanı. Çiğ köfteleri bu şekilde böyle sıkıyorum. Ben tabii ki siz çok daha güzel bir şekilde sıkabilirsiniz. Bu konuda çok yetenekli olmadığımın farkındayım. Nar ekşisi ve isot çiğ köftenin olmazsa olmaz iki ana maddesi. Bunlar yoksa elinizde hiç yapmaya girişmeyin derim. Çünkü gerçekten aroması eksik kalıyor bunlar olmadan. Bu miktardan oldukça fazla çıkıyor. Dilerseniz bunun tam yarısını yapabilirsiniz. Ana malzemeler belli olduktan sonra oranlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup videomu ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.